Adak ikiye ayrılıyor. Biri nezir-i mutlak deniyor buna. Bir kayıt şartsız. Bir kişi Allah için bir şey adaması. İnsan gönlüne doğuyor. Ne diyor? Tabi farzın dışında Allah'ım rızası şerefin için işte bugün şunu yapacağım, bunu yapacağım, fakire para vereceğim, namaz kılacağım, alıyor. Bunun bir karşılığı oluyor böyle. Bir de şarta bağlı adak oluyor, şarta bağlı. Genelde günümüzde daha çok uygulanıyor bu. Şarta bağlı adak. Mesela oğlu askerde. İşte, oğlum gelirse şunu yapacağım. İşte kızım evlense bunu yapacağım. Ya da mesela bir doğum bekliyor da işte kızım, gelinim doğumdan kurtulursa işte şunu yapacağım. Ya da bir yakını hasta, ya hastam iyi olsa şunu yapacağım diye. Nedir bunlar? Bunlara şarta bağlı adak deniyor bunlara. Şarta bağlı adak bunlar böylece. Eğer adak bu tür adak olursa, yani yapılan adak şarta bağlı ise, o zaman ne zamanki şartına gelirse, o zaman adanın yapması gerekiyor muhtemelenler. Ne zaman şartına gelirse. Yine günümüze geldiğinde bir de kurban adanıyor günümüzde. İşte oğlum askerden gelse işte, torunum şöyle olsa, bu böyle olsa, hastam iyi olsa, her neyse böyle şey, bir buna şarta bağlı deniyor bunlar. Adı da böyle bir şey. Ne dedi? Kurban kesme adı da ama olursa. Bu kurban kesme derken niyeti. Kurban bayramında kurban kesmek ise o zaman gerekiyor. O kurban değil de yani amacı bir koyun kesmek. Biliyorsunuz adak olsun, diğer zaman olsun koyundan aşağı olmaz muhteremler. Yani en aşağısı koyun ya da keçi olur. Üstü olabilir. Yani inek mi olabilir tabirece. En aşağısı nedir kurbanda? Koyun ya da keçi olabilir, aşağısı olamaz. Bir kimse horoz tavuk derse bunlar geçerli olmaz bunlarda. Bu ne zaman gerekiyor? Ne zaman şart olursa, yani hasta iyileşirse, yolcusu gelirse, ya da mesela doğum ise doğum olursa, o zaman bunun üzerine vacip oluyor. O koyunu kesmesi gerekiyor. Yalnız gerek sadaka türü, gerekse böyle kurban koyun türü adamanın da ayrı bir özelliği, şartları var baktığında böyle şimdi. Ne bunlar? Adak kurbanını adayan kişi onu kendi yiyemez. Bir. Bakmakta hükümlü olduğu ev halkı onu yiyemezler. Bunun usulü furu bunu yiyemezler. Usulü aslı kökü yani. Annesi, babası, büyük anne, dedeleri yiyemezler. Fakir olsa bile bunlar. Furu evlatları, kızları, torunları evleri ayrı da olsa, fakir de olsalar bunlar da ada kurbanı yiyemezler. Tekrar ediyorum bunu inşallah derler. Adağı kesen kişi kim adamıysa, adağı kesen kişi kendi yiyemez. Ev halkı yiyemezler. Yiyemezler. Usul furu, usul aslı kökü. Ana baba, dedeler, nineler. Furu da evlata torunlar. Evi ayrı da olsa, fakir de olsa buna yiyemezler. Bir de bunun dışında ne kadar komşusu falan da olsa, eğer kurban kesecek kadar bir gücü varsa onlar bundan yiyemezler. Ancak adak kurbanını fakirin hakkında yerleştirecek. Yani derisi de yine fakire verilir. Satılsa bile parası bunu da fakire verilir. Adak kurbanında bunu ikiniz yiyemez bunları. Para da bunun gibi. Bir insan şu işim olursa şu kadar sadaka vereceğim diye adarsa, bu vereceği sadaka parasını da rakam verelim örnek olarak mesela. Dedi ki günümüzde mesela işte hanımı doğru saatte olursa,
İşte kızım o şu bu olsa şart koştu. Mesela 100 lira sadaka vereceğim dedi. Bu parayı ne yapacak kişi? Bu parayı yine ev halkına veremez, usul fırına veremez. Ancak bunu da fakirlere vermesi gerekiyor. Yani torunu falan ne kadar hasta fakir de olsa onlara vermez bunları.